Sıvılar ısıttığımızda genleşirler, öyle değil mi? Evet, bu videoda size sıvıların ısıl genleşmesinden bahsetmek istiyorum. Buna ek olarak sıvılarla katıların ısıl genleşme noktalarını da karşılaştıracağız. Katıları alfa adını verdiğimiz bir katsayıyla tanımlamıştık. Alfa ile doğrusal genleşme katsayısı. Bu katsayı bize herhangi bir katının birim sıcaklık değişiminde birim uzunluğunun ne kadar değiştiğini ya da genleştiğini verir. Katıların alanlarındaki değişimi ise alfa A adını verdiğimiz bir katsayıyla tanımlamıştık. Evet, bu da birim sıcaklık değişiminde birim alanın ne kadar değiştiğini veriyor. Hacimce genleşme katsayısı da alfa V idi. Bu şekilde 3 tane katsayımız vardı. Biri uzunluk, biri alan, biri de hacim için. Şimdi söz konusu olan sıvılar olduğunda öncelikle alfa L ve alfa A olmadığını ve sadece alfa V'den bahsedebileceğimizi söylemek istiyorum. Sıvıların yalnızca hacimsel genleşme katsayısını tanımlayabiliyoruz. Nedenini de hemen anlatayım. Bunu bir kap olarak düşünelim. İçinde su olsun. Bu suyu başka bir kaba dökersek, mesela şu deney tüpüne dökelim, o zaman suyun şeklinin değişeceğini biliyoruz, değil mi? Sıvıların içinde bulundukları kabın şeklini aldığını biliyoruz. Bu da sıvının yüksekliğinin, hatta yarıçapının, yüzey alanının ya da kesit alanının bile sıvının içinde bulunduğu kabın şekline bağlı olduğu anlamına gelir. Bunların hiçbiri sabit değerler değildir ve bu yüzden de bir sıvının alanını ya da yüksekliğini sıvıyı ısıtmadan da değiştirebiliriz. Evet, sıcaklık sabit olsa bile kabı değiştirdiğimizde değerlerin değiştiğini görebiliriz. Buna dayanarak da doğrusal genleşme veya alan genleşmesi, sıvılar söz konusu olduğunda çok daha anlamlı kavramlar değillerdir. Çünkü uzunluk veya alan sabit değerler değillerdir. Peki, bir sıvının hacmi sabit midir? Elbette. Sıvının içinde bulunduğu kabı değiştirmek hacmini değiştirmez. Ve bunu değiştirmenin sadece bir yolu vardır. Sıcaklığı değiştirmek. Bu sebeple az önce de söylediğim gibi sıvılar için yalnızca hacimce genleşme katsayısından bahsedeceğiz. İsterseniz bunu bir de not edelim. Sıvıların yalnızca hacimsel genleşme katsayıları vardır. Bu katsayıyı katıların hacimce genleşme katsayısını belirlediğimiz gibi belirleriz. Katıların alfa V'sini hacimdeki değişim bölü birim hacim çarpı birim sıcaklık değişimi olarak hesaplamıştık. Bu noktada eğer bu yazdığımı tam olarak anlamadıysanız ya da kafanızda hala sorular varsa hacimce genleşme katsayısı adlı videomuzu izlemenizi öneririm. Şimdi size bir tablo göstermek istiyorum. İşte burada. Bundan önceki videolarda gördüğümüz bazı katıların alfa L ve alfa V değerleriydi. Tabloya sıvıları da ekledim ve gördüğünüz gibi sıvıların doğrusal genleşme katsayıları yok. Az önce de söylediğim gibi sadece hacimce genleşme katsayıları var. Son olarak burada bir de gaz var ve gaz için 2 katsayı ya da soru işareti koyduğumu görebilirsiniz. Bunun sebebi gazların son derece ilginç maddeler olmalarıdır. Gazlar tamamen kendilerine özgü oldukları için bu konuyu başka bir videoya bırakmak istiyorum. Başka bir deyişle şu anda gazları düşünmemize gerek yok. Tablonun dikkat çekici bir başka özelliği sıvıların alfa V değerlerinin katılara göre çok ama çok yüksek olması. Sıvılar ısıtıldıklarında hacimsel olarak katılara göre daha fazla genleşirler. Yazıyorum. Sıvılar hacimsel olarak katılara göre daha fazla genleşirler. Suyu ele alalım. Suyun genleşme katsayısı 200 çarpı 10 üzeri eksi 6 ters Kelvin'e eşit. Peki bu ne anlama geliyor diye soracak olursanız şöyle açıklayayım. 1 litre su aldığımızda ve sıcaklığını 1 Kelvin arttırdığımızda suyun hacmindeki değişim 200 çarpı 10 üzeri eksi 6 litreye eşit oluyor. Bu da yaklaşık olarak 0,2 milimetreye eşittir. 1 litre suyun sıcaklığını 1 Kelvin arttırdığımızda hacmi 0,2 milimetre artıyor. Bu çok fazla gibi görünmese de yani 1 litre su için 0,2 milimetre çok da büyük bir değer olmasa da katıların genleşme katsayılarının yanında çok büyük olduğunu fark etmişsinizdir. Bu yüzden bir termometre yapmak için bir miktar suyu camdan yapılma bir tüpe koyabiliriz. camın ısıl genleşmesinin çok fazla olmadığını, yani sıcaklık artınca camın genleşmeyeceğini ama örneğin civanın çok fazla genleşeceğini görüyoruz. Sıcaklığı ölçmek için cam içine civa konulan derecelerin yapılmasının sebebi de budur zaten. Bir de alkolün alfa V'sine bakar mısınız? Civadan ve sudan çok daha fazla. O halde camın içine alkol koyarsak çok daha iyi bir termometre elde etmiş oluruz. Hatta bu termometreleri daha önceden muhtemelen kullandığınızı bile söyleyebilirim. Evet, okul laboratuvarlarındaki termometreler genellikle alkollü termometrelerdir. Bunun sebeplerine bakacak olursak öncelikle alkollü termometre yapmak, civalı termometre yapmaktan daha ucuza mal olur. Bir başka sebebi ise alkolün genleşme katsayısının daha yüksek olmasıdır. Bu da alkolün ısıya karşı daha hassas olduğunu, yani sıcaklık değişimlerini okumanın daha kolay olacağı anlamına gelir. Son olarak civanın zehirli olmasını eklemek istiyorum. Kullandığımız civalı termometreden bir sızıntı olursa, hatta termometre kırılırsa ki bu laboratuvarlarda sıkça karşılaştığımız bir durumdur, bu durumda civa buharını solumak son derece tehlikelidir. Bu yüzden laboratuvarlarda kullanılan termometreler için en iyi çözüm alkol kullanmaktır. Alkollü termometrelerin bir dezavantajı alkolün kaynama noktasının 80 santigrat derece olmasıdır. Başka bir deyişle bundan yüksek sıcaklıkları ölçmek istiyorsak civalı termometreler kullanılmalıdır. Yine de daha düşük sıcaklık ölçümleri için alkollü termometrelerin en iyi seçenek olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Kliniklerde kullanılan termometreler, evet, ateşinizi ölçmek için kullanılan termometrelerde, bu arada dijital olanlardan bahsetmediğimi de eklemek istiyorum, içinde sıvı olan termometrelerden konuşuyoruz. İşte bu termometrelerin içinde de alkol vardır, civa değil. Demek istediğim, hangi doktor hastasının ateşini içi zehirli civa dolu bir termometreyle ölçmek ister ki?